Kılıçdaroğlu'nun vaatleri demişken onlardan da bahsedelim. Şimdi evet. ben de notlar aldım. Mesela bu hafta içinde emeklilerle ilgili 8500 lira ki Cumhurbaşkanı Erdoğan onun için de şu ifadeyi kullandı. Emekli maaşı ödemek için para dilenecekler dedi. Dün bir katıldığı programda şöyle bir ifadesi de oldu Kılıçdaroğlu'nun. Diyor ki 300 milyar dolar temiz para getireceğim ülkeye. Sunucu da diyor ki yani dışarıdan yatırımcı mı kastediyorsunuz? Yani ilk aklı o geliyor çünkü şimdi 300 milyar dolar deyince. E, temiz para diyor uyuşturucu baronlarının parası bu diye bir cevabı var ki daha önce de uyuşturucu ticareti yapanlardan vergi alınsın diye bir ifadesi olmuştu konuşlarda ona o onu, o noktada belki gaf yaptı ben buradan devam edeyim ama e, bu çok önemli bir sorun. Çünkü aynısını İngiltere'de Londra'da da söyledim. Şimdi siz normalde e, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı adayı bir insansınız. Ve aday olacağınızı da kendiniz en azından bir seneden beri biliyorsunuz ve bunun hazırlığını dayatmasını kendi grubunuzda da her türlü yapıyorsunuz. Şimdi buradan gelen Kemal Bey, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı adayı olan bir insan İngiltere'nin Londra'dan sokaktan dedi ki siz Türkiye Cumhuriyeti'nin cari açığını nasıl finanse ettiğinizi biliyoruz. Siz uyuşturucu parasıyla cari açık finanse ediyorsunuz dedi. Kara Bakın. Para. Siz bakın siz Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı adayısınız. Siz karşı istihbaratın elinde olsanız yabancı ülkelerin Türkiye'nin Cumhurbaşkanı adayını yurt dışında söyletmek istese söyletemeyeceği lafları Kemal Bey kendisinin siyasi kampanyasına içselleştirdi. Bakın bu büyük bir skandaldır. Bu Türkiye açısından Kemal Bey açısından bir skandaldır. Türkiye'nin de Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği nokta itibariyle de skandaldır. Dolayısıyla bunu geldiğimiz zaman şimdi aynı siyaset üzerinden belli ki Kemal Bey'e birileri tavsiye veriyor ama belli ki etraftaki insanlar çok yanlış yönlendiriyor. Yani ben zaten Kemal Bey'in artık yani 75 yaşında bu kampanyada çok yorgun, çok gergin olduğu belli. O yüzden yani hani son 100 metrede hani ağzından ne çıkıyorsa her şeyi vaat edip de bir şekilde burayı kulvarı bitirmeye çalışıyor. Ama bence yani kendi siyasi hayatını en azından onurlu ve saygın bir şekilde bitirebilir ve dolayısıyla bu noktaya da dikkat edebilir. Şimdi bu kapsamda gelirsek Kemal Bey'in şu anda izlediği kampanyanın kendisi de Kemal Bey Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı adayı olmaktansa gerçekten şu anda bir sömürge valisi... müstemleke valisi gibi hareket ediyor. Nasıl hareket ediyor? Ben bunu <laughs> örneklendireyim. Yani üç tane kriterim var. Eskiden İngiltere'de kral kraliçe deniz aşırı Toprakları bir vali gönderdiği zaman şimdi tabii kültür yabancı gelen İngiliz bir şekilde adapte olup yönetmesi lazım. Şimdi aynı sayıkla gidiyor. Bir işte onlar gibi davranmaya çalışıyor. Şirin davranmaya çalışıyor. İşte ben de sizdenim diyor. Erbakan Hoca da diyor benim de hocamdı diyor. İşte ben de diyor namaz oruç bilirim diyor. Ayet bilirim ben de meydanda bunları söylerim diyor. Aslında olmadığı milliyetçi olmadığı muhafazakar kalıpları kendisini de sıkıştırmaya çalışıyor. Dolayısıyla diyor ki ben de diyor sizden biriyim diyor. Şimdi ikincisi yanlarında bir de böyle altın getirirlermiş. Bol bol da bunları dağıtırlarmış. Şimdi 300 milyar Dolay dolar hikayesi de ben onu benziyorum. Yani hani siz benim samimiyetime inanmadıysanız o zaman yanımda getirdiğim çilçil çil altınlara bakın. Bakın onu da getirdik. <laughs> 300 milyar dolar. Rakamı da değişiyor. Dolayısıyla bu da işin şey kısmı. Bir de ondan sonra da yanında böyle rahipler falan da getirirmiş ki kuralları da yazsınlar. Yani şimdi son geldiği nokta 3 ay içerisinde AB'den vize gelecek diyor. Vizesiz diyor. Dolaşımın önünü açacağız diyor. Verdiği şey diyor ki Avrupa AB'nin öngördüğü tüm demokratik kuralları diyor. AB'nin öngördüğü tüm demokratik kuralları getireceğiz diyor. Yani şimdi bu şu demek işte bize tekrar oralardan belirli şeyler yazılacak. Ondan sonra biz alacağız ama biz zaten dolaşım hakkını çok önceden aldık. Yani biraz uluslararası ticarette uluslararası müzakerelerde anlayan bir insan bilir ki teknik olmayan bariyerler, teknik olmayan engeller diye bir şey vardır. Yani karşısında diyor ki biz diyor Türkiye'de diyor düşünce özgürlüğü yok diyor. Düşünce özgürlüğünü gelince diyor vize gelecek diyor. Ona öyle dediler herhalde. Ama düşünce özgürlüğü vardır yoktur gibi mesela tamamiyle teknik olmayan ve tamamıyla keyfince yorulabilecek kurallar üzerinden Türkiye'ye bir dayatma, bir kurallar malzemesi gelip Türkiye'yi tekrar 60 yıldır olduğu gibi bir türlü hak edip de içerinde dahil olmadığımız ve tamamiyle yani Avrupa'nın Türkiye karşı olan haksız önyargıları nedeniyle giremediğimiz birliğin tekrar bir herhalde 60 yıllık e, yeni yol haritasını planıyla geliyor. Dolayısıyla ben böyle aldığın zaman Kemal Bey'in kampanyasını Kemal Bey böyle okumak lazım. Evet. Böyle okuduğumuz zaman da e, getirdiği 300 milyar doların çok bir anlamı yok. Çünkü Kemal Bey şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kurumlarına zarar veriyor. Rakamlar tamamen atmasyon. Yani 128 milyar dolar denildi. Altında hesaplama yok. 418 milyar dolar dedi. E, ne olduğu belli değil. 418 milyar dolar üzerinden 5'li çete dedi. 5'li çete dediğiniz şirketler bugün Türkiye'nin dünyanın en büyük en önemli mühendislik şirketleri. Bunlar Amerika ile Çin'le yarışan kapasitedeler ve Türkiye'nin yurt dışında yeni projeler üstlenebilmesi için de her türlü teknik yeterliklere sahip. Şimdi, siz ve ve önemli başkentlerde de çok önemli davetlerde de saygın iş adamları olarak da ağırlanıyor. Şimdi siz e, Türkiye'nin cari açığını uyuşturucu parasıyla finanse ediyor. Türkiye'nin önemli yerlere gelmiş iş insanlarının işte siz bir şekilde hırsızlıkta şeyde suçluyorsunuz. Tamam Dolayısıyla bunların hepsi beraber yani adeta ki bunu Cumhurbaşkanımız da çok güzel söyledi. Yani kelimesi kelimesine alıyorum. Baybay bay Kemal hedefine ulaşabilmek için kime ne söylemesi gerekiyorsa söylüyor, kime ne taahhüt etmesi gerekiyorsa ediyor diyerek de açıkladı. Açıkçası Cumhurbaşkanım söz üzerine benim de söyleyecek başka bir şeyim yok.